Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte sunucu topluyoruz. Sunucu nedir Recep? Bilmeyenler var, yorum var da soru geldi bu konuyla ilgili. Ali, bilgisayarını açıyorsun, web tarayıcısına bizim sitenin adresini yazıyorsun, teknopat.net. Daha sonra bana bir sorgu geliyor, ben de veri tabanından dosyaları alıp sana sunuyorum, ben bir sunucu oluyorum. Evet, sunucu dediğimiz şey oyunlara giriyorsunuz ya, oyunda da bir kişi oyunu sunucu olarak açıyor, diğerleri ona bağlanıyor. O oyundan çıkarsa top benim deyip alıp gitmiş mahalledeki çocuk gibi oyun kapanıyor. Terer ya da başımıza geldi. Online bir tane sunucu kiraladım. O sunucu devamlı 7/24 açık. Arkadaşlarla birlikte onun IP'sini, şifresini giriyoruz. Terer ya da Minecraft'ta benzeri şekilde pek çok kişi sunucu kiralıyor. Aynı şekilde oyunlarda olduğu gibi bütün bu metinleri, sayfaları, yazıları, her şeyi gösteren bilgiler aslında ve bunları sunan şeyler birer bilgisayar. Evet. Aslına bakarsan cep telefonunda bir bilgisayar. Süper bilgisayar da bir bilgisayar. Evet, sunucular daha çok 7/24 çalışmak üzere tasarlanmış sistemler. Siz sorguyu gönderiyorsunuz ve sunucu içerisindeki verileri derleyerek size sunuyor. Şimdi herhangi bir bilgisayar sunucu olabilir. Bir cep telefonunda sunucu olabilir dediğimiz gibi sizin masaüstü bilgisayarınız, hatta 20 yıllık, 10 yıllık bilgisayarınız bile bir internet sunucusu olabilir. Evet, internet üzerine kendisi lehim ile devre yapıp da bu devreden sunucu yapanlar, Raspberry Pi'den sunucu yapanlar da var. Fakat sunucuların güçleri ve kapasiteleri değişiyor. Bir kişi bağlandığında ona bir sayfayı 10 saniyede de yükleyebiliyor sunucu. 1 milyon kişi aynı anda bağlıyken onlara aynı anda hizmet de edebiliyor. O bir süper bilgisayar ya da bir sunucular ağı oluyor aslında. Çünkü bu kadar çok veriyi sunmak için çok fazla işlemci, RAM, SSD vesaire bir ton donanım gerekiyor. Evet, çok veri demişken Ali, son zamanlarda bizim sunucumuzda çok fazla veri sunmak zorunda kaldı. Evet. Özellikle pandemi sonrasında eve kapandığımız şu günlerde interneti daha fazla kullanmaya başladık. Bundan bizim sunucumuz da nasibini aldı ve artık yetmemeye başladı. Biz de bu bağlamda yeni bir sunucuya geçiş yapacağız. Aslında öncesinde de yetmemeye başlamıştı. Biz performansı her zaman daha fazla arttırmak istiyoruz. Ancak bir yandan da özellik eklemek istiyoruz. Şimdi internet üzerindeki bütün hizmetlerde, bütün internet sitelerinde bir özellik, bir grafik bile eklemek bir tane sorgu ekliyor. Yani bir işlem ekliyor. Evet, bu bir işlem çok küçük bir işlem olabilir. Minnacık bir görsel ekliyorsunuz, ne olacak değil mi? Ama bunu 8 milyon kişi çağırınca 8 milyon tane işlem oluyor. Ya da o çapraz sorgular ile bir tane işlem katlanarak büyüdüğü zaman DDoS saldırısı gibi sayısız işlem isteniyor. Doğal olarak kapasiteyi artırmak gerekiyor. Biz aslında bunu çok uzun zamandır planlıyorduk, gerekeceğini öngörüyorduk. Üzerine bir de rating daha da hızlı bir şekilde artmaya başlayınca bu işi daha öne çekmemiz gerektiğini anladık ve hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Ne yapalım dedik? Güçlü bir tane sistemi olan sunucumuz, sunucularımız arasına farklı konfigürasyonlar kullandık çünkü bugüne kadar. Farklı bilgisayarlar, sistemler kullandık. Eklememiz lazım. Kendi sunucumuzu bir tasarlayalım, yapalım. Hani rack sunucu, kızak sunucu dediğimiz böyle şeylerden olmasın. Masaüstü bilgisayar ya da iş istasyonu mantığında bizim kullanacağımız yazılımlara uygun olsun. Kendi tasarımımızı yapalım dedik. Kendi tasarımımızı yapalım dediğim şey hangi bileşenleri seçmekten ibaret. Yani hangi bileşenleri, hangi yazılımları, hangi ayarları kullanacağımıza karar vermekti. Bunlara karar verdiğimiz şeyleri nasıl seçtiğimizi aslında önceki videoda açıkladık hocam. Evet, E500 G5 iş istasyonunu kutusundan çıkarttığımız videoda açıkladık. Bugün bu iş istasyonunun içerisine artık diğer taşlarımızı oturtacağız. Bu taşları oturttuktan sonra onun içerisine CentOS Linux işletim sistemi kurulacak. İşletim sistemi kurulduktan sonra hosting sağlayıcı, yani bunları barındıran şirkete gidecek. Co-location dediğimiz bizim kasamızı onların kesintisiz güç kaynaklarına, internet altyapısına, klimalı bir odaya bağladıkları, yani soğuttukları, yemini, suyunu, elektriğini eksik etmedikleri ortama bağlanacak. Bize de uzaktan erişim hakları verilecek. Bu sayede uzakta bir sunucuyu kontrol ediyor olacağız. Yani bunu ofise kurup da, fiziksel olarak bir mekana kurup da risk altına almayacağız. Elektrik kesildiği zaman, bir şey olduğu zaman, arıza bakım onarımı olduğu zaman etkilenmeyecek. Veri merkezlerinde 40 tane yedek var, jeneratör var, başka şeyler var. Tutup da bunları yeni baştan kurmaya da karar verebilirdik. O maliyetinin biraz yüksek olacağını ve tek bir kasa için bunu yapmanın şu an abartı olacağına karar verdik. O yüzden böyle bir şey yapıyoruz. Evet, bir de tabii her işi uzmanına bırakmakta fayda var. Tabii öyle. Şimdi aşağıda ben eleştirileri de canlandırıyorum gözümde. Ya siz PC kullanmışsınız, workstation kullanmışsınız, rack sunucu oluruz hemen olmadan ben anlamam diyenler olacak. Onlar kendi sunucuları, kendi sistemleri için elbette haklılar. Baktığın zaman illa ECC RAM kullanılacak, illa olacak, bu olacak.
Belirli aşamalarda bunlar gerekiyor. Biz bunların zaten hiçbirine itiraz etmiyoruz. Fakat dediğimiz gibi önceki videoda açıkladık. Bu amaçla, belli amaçlarla belli işleri yaparken aslında seçiminiz kafanızda canlandırdığınızdan çok daha esnek. Biz güçlü tek çekirdek performansı olan az sayıda çekirdek üzerinde yazılım çalıştıracağımız, çekirdekleri farklı şekilde paylaştıracağımız bir platform kullanacağız. Bunu yaparken de maliyet olarak piyasadan belirli parçaları toplayacağız. Kimisinde yüksek performans, kimisinde stabilite, istikrar. Hadi bu parçaları anlatalım. Biraz daha kafasında canlansın kullanıcıların. Belki de şöyle bir şeye de yardımcı olur. PC dünyasını tanıyan, biraz daha kurumsal işlerle ilgilenmek isteyen kullanıcılar zaten bizim sistem toplamalarımızdan aşina oldukları parçaları bir sunucuda çalışırken görürlerse evet. O zaman sunuculardaki temel mantığı da daha iyi anlayabilirler. Yarın öbür gün oradaki bileşenlere doğru geçiş yaparken bir ara geçiş aşaması olur ve kafalarında her şey daha iyi oturur. Evet, işlemciden başlayabiliriz Ali. Intel Core i9-9900K'yı kullanacağız. Senin de söylediğin gibi çekirdek performansı bizim için önemli çünkü sunucumuzdaki yazılım çekirdek başına lisanslama modeline sahip. Bu işlemcinin aynısının Xeon sürümü de var. Xeon sürümünün Türkiye'de piyasada bulunurluğu oldukça düşük arkadaşlar. O yüzden hali hazırda elimizdeki 9900K'yı takmak, tutup da Xeon sürümünü yurt dışından almak ya da arayıp bulmaktan çok daha kolay. Evet. Elimizdekini kullanacağız. 9900K ile taş gibi sunucu olacak. Evet. 5 GHz hıza çıkabiliyor. Zaten performansı yüksek bir işlemci. Ali, SSD yine sunucudaki en önemli şeylerden bir tanesi. Neden SSD bu kadar önemli ve biz buna ne zaman uyandık? Ali, SSD'nin önemli olmasının sebebi şu. Sunucuda, örneğin bizim sunucumuzda 5 milyon tane gönderi var. Ve kullanıcılar bu gönderileri sık sık sorguluyorlar. Sık sık bunları çağırıyorlar. Sunucunun bunları hızlı bir şekilde sunabilmesi için yüksek performansı, özellikle de girdi çıktı değeri yüksek NVMe SSD'lere ihtiyaç var. Evet, mekanik disk örneği vereceğim. Şu tarafta göreceğiniz mekanik disklerin içerisinde döner tambur var. Bu örneği 1 milyon defa verdik. Yorulmayacağım. 1 milyon defa daha vereceğim. Evet. Şuradaki döner tamburun içerisinde bunun dönmesi, bu kafanın oraya gelmesi ve okuması aslında çok kısa bir zaman bile alsa sunucu saati olarak baktığınız zaman gereğinden fazla uzun zaman alıyor. Oysa elektronik kontrolcüye sahip SSD'lerde bu işlem eş zamanlı gerçekleşiyor. Evet. Biz SSD'ler ilk çıktığında kafası aydınlanan böyle bu sunucu da çok güzel olur diyenlerdendik ve gerçekten Türkiye'de de yurt dışında da SSD'li sunucular kullanılmadan önce kendimiz SSD'yi alıp sunucuya gönderip biraz da ısrar ile, biraz zor ile demeyeyim de hani olmaz denildiği halde taktırıp kullanmıştık. Ve o sunucu başkaları 3-5 sunucu kullanırken tek sunucu 3-5 sunucu gibi performans vermişti bu sayede. Kesinlikle. Bu arada karşılaştırma için belirtmek istiyorum. Sabit disklerin genelde erişim süresi 10 milisaniye. SSD'lerde bu süre 0.1 milisaniye. Yani SSD'leri ön plana çıkaran şeylerden bir tanesi veriye erişmede sundukları hızdan ziyade bunu ne kadar sürede yaptıkları. Yani eş zamanlı olarak sayısız sorgu geldiği zaman çat çat o verilere erişebilmesi gerekiyor. Dosyanın boyutundan çok dosyanın sayısı, dosyaya kaç tane erişim yaptığı, kaç tane işlemi aynı anda yapabildiği bizim için çok önemli. Evet. Bu noktada bunu temel olarak değerlendiren şey IOPS, IOPS dediğimiz bir değer. Bunun ayrı açıklama videosunu da aslında çektik Recep. Aratırsanız Teknopat IOPS diye onun da videosunu, onun da makalesini bulabilirsiniz. Biz seçtiğimiz SSD'ler üzerinden gidelim, teknik özellikleriyle daha da iyi anlaşılır. Ali, Western Digital'in Black serisi SN750 model SSD'ni kullanacağız. 2 tane 1 TB kapasiteli SSD. Bu 1 TB'lık SSD'ler M.2 formunda NVMe olarak anakarta doğrudan PCI Express hatlarını kullanarak bağlanıyorlar. Yani SATA arayüzü üzerinden bağlanmıyorlar. Bu sayede 600 MB saniye gibi hız limitinden etkilenmiyorlar. Çok yüksek okuma yazma hızlarına erişebiliyorlar. Evet. Buna ek olarak SATA SSD'ler aslında sabit diskler için tasarlanan Ahçı protokolünü kullanıyor. Ve bu protokolünde bazı limitleri var. NVMe SSD'ler bu limitleri de aşarak çok yüksek IOPS değerlerine ulaşabiliyor. Bizim bugün takacağımız SN750 model SSD'ler de saniyede 500 bin girdi çıktı değerine ulaşabiliyor. Gerçekten muazzam bir rakam. Bunlardan 2 tane kullanacağız. Farklı amaçlarla kullanacağız. Dar boğaz olmayacak. Bazı işlemler bir tane M.2'den, bazı işlemler diğer M.2'den çalışacak. Bu sayede o 500 bin limitine zaten erişmeyecek pek çok işlem ama erişme durumu dahilinde bile işlemleri ikisine bölmüş olacağız. Bir de Western Digital'in Black serileri eskiden beri sabit diskte de hatırlarsın. Western Digital Black sabit disk aldım dediğin zaman o kesenin ağzını açmışsın ama güle güle kullan kardeşim çok güzel performans alacaksın denirdi. Yavaş sabit disklerin olduğu dönemde Western Digital Black sabit disk aldım muhabbeti vardı. SSD'de de bu Black ibaresini devam ettirmeleri hoşuma gitti.
gitti. Bu aslında oyuncu bilgisayarında da kullanılabilecek bir SSD. Kesinlikle öyle. Zaten incelemesinde paylaşacağız. Evet, incelemek istediğimiz ürünlerden bir tanesi. O zaman SATA'ya o kadar laf ettin Recep. Neden burada kırmızı bir tane SATA var? Bunun önemi ne? Bunun işlemi. Ali, öncelikle kasamızda artık M.2 SSD takacak yer kalmadı maalesef. İki tane yuvamız var. İkisini doldurduk. O zaman zaten mecbur SATA alacağız. Aynen öyle. SATA'ya geçiyoruz. SATA SSD'mizde daha çok yedekleme amacıyla kullanacağız. Web sunucularında her gün yeni bilgi ekleniyor. Yani siz Teknopat sosyale giriyorsunuz, mesajlarınızı yazıyorsunuz ve biz bunları düzenli olarak yedekliyoruz ki herhangi bir hata durumunda o yedekten geri dönebilelim. Bunu da sunucunun içerisindeki dahili SSD'miz yapacağız. Bu noktada özellikle SATA SSD'ler halen ve uzun yıllar boyunca kullanılmaya devam edecek. Evet. Bu noktada önemli olan SATA SSD'nin avantajı zaten okuma yazma hızından çok güvenilirlik. Mekanik disklerin aksine içerisinde oynar parça olmadığı için çok güvenilir bir yapıda var. Zaten katı hal sürücüsü. Evet. Oynayacak kımıldayacak bir şey yok. Biz bunu kargo ile yollarken de arabaya koyup götürürken de sallantıdan bu disklerin hiçbiri etkilenmiyor. Burada özellikle bu beslenicilerin RAID serisi 4 TB kadar kapasiteye çıkabiliyor. Evet. Yani bakıyorsun bunlarla 1 TB 2 TB kapasiteler var NVMe'de M.2'de. Diğer tarafta 4 TB'a çıkabiliyorsun. Daha yüksek kapasite lazımsa zaten SATA'ları takmak zorundasın. Bunun üzerine burada özellikle 5 yıl garantisi var. Bir de bu NAS sistemleri için tasarlanmış bir SATA diski. Evet Ali, özellikle 7/24 çalışmak için tasarlanmış bir SSD sunucu için ideal SSD'lerden bir tanesi diyebiliriz. Bunların hepsi, üçü de yani kullandığımız M.2'de SATA disklerde uzun ömürlü olacak. Bizim sunucuda bunların okuma yazmaları aslında normal bir kullanıcının yapacağından kat kat hızlı bir şekilde tüketilecek. Ama biz biliyoruz ki bu SSD'lerin okuma yazma ömürleri ve değerleri bizi yıllarca rahatlıkla götürebilecek. Yani aslında kurumsal amaçlarla kullanabilecek kalitede SSD'ler olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama kurumsal serileri Western'cilerin yine de ayrı olarak mevcut. Çok daha uzun süre değiştirmemeniz gereken bazı sistemlerde görev odaklı SSD'lerde, disklerde tasarlanıyor. Bunları es geçmiyoruz fakat özellikle bunları belirtelim istiyoruz. Evet. Ali, sıra geldi en önemli yapı taşlarından bir tanesine, RAM. Evet, RAM olarak ne seçtik hocam? Kingston'ın belleklerini tercih ettik Ali. Zira yıllarca tecrübelerimiz bize şunu gösterdi. Kingston'ın bellekleri kararlılık konusunda en iyilerden bir tanesi. Bu videodan önce zaten aramızda neyi nasıl yapacağımızı konuşurken bunun muhabbeti geçti. A firması, B firması, C firması, D firması. Hani isim olarak şey yapmayacağım. Bununkiler çok güzel ama arıza oranı yüksek. Bununkiler de çok güzel bilmem nesi şöyle. O piyasada yok, bu piyasada var. O nasıl, bu nasıl bir değerlendirdik. Gerçekten Kingston bağımsız olarak değerlendirdiğimiz zaman her zaman gördüğümüzde yıllar boyunca topladığım sistemlerde RAM'leri en az arıza çıkaran, kitler arasında en az uyum problemi bulunan birkaç markadan bir tanesi. Yani RAM'lerinin, belleklerinin kaliteli olduğunu biliyoruz. Bu Value dediğimiz hesaplı serilerinde de böyle Kingston markasının üst seviye olan oyuncu bilgisayarları için tercih edilen diğer marka ve modellerinde de böyle. Evet Ali, zaten 4 sene önce 44 çekirdekli bir sistem toplamıştık. Evet. Onda da yanlış mı yok senin 64 GB RAM vardı ve onda da Kingston bellekler kullanmıştık. Peki neden 128 kullanmadık? Sunucularda RAM çok önemli. Pek çok şeyi RAM'e alıyorsun. Hatta RAM üzerinden hızlandırma yapma, cache'leri RAM'e alma gibi sayısız farklı seçenek var. Bakıyorum bazı sunucularda, özellikle bazı rack sistemlerde terabyte RAM'e çıkabilen ya da çok farklı konfigürasyon yapan manyaklar da var. Çok hoşuma gidiyor yani. Hani fiyatı o kadar yüksek olacak olmasa her şeyi RAM'den çalıştırmak isterdim. Burada neden 128 değil 64 yaptık? Ali, öncelikle bizim sunucumuz kullanacağımız bilgisayar 128 GB kapasiteyi destekliyor. Bunu belirtelim. Fakat piyasada biz RAM'leri alırken tanesi 32 GB olan modüller yoktu maalesef. Evet, sadece bir tane kalmıştı distribütörde. Soracağınız için söylüyorum. Bize 4 tane lazımdı. Ve bu işi daha fazla ertelemek istemiyorduk. 64 GB RAM bizim sunucumuz için fazlasıyla ve ileriye dönük olarak yeterli olacak. 128 olsaydı daha farklı kullanımlar da yapabilirdik. Şu an olmadı. Umarım ileride olacak. Zaten 128 GB belleği 4 tane modülle bu anakartta destekliyorsun. Daha fazla 8 yuvası olan, mesela 8 tane bellek yuvası olan da 256 GB RAM'e de çıkabiliyorsun. Şu an için bizim için dediğimiz gibi şart değildi. 64 GB RAM'de bunlar çift kanal olarak çalışacak ve fazlasıyla yetecek. Şunu da ekleyelim tabii ki. Normal şartlarda sunucu belleklerinde ECC oluyor. Yani hata düzeltme özelliği. Bizim işlemcimiz Xeon olmadığından dolayı ECC özelliği yok. 9900K'da bu özellik yok. Fakat eğer siz bir Xeon işlemci kullanacaksanız tavsiyemiz tabii ki ECC özellikli bellek almanız yönünde. Bu noktada yine uyarayım. Türkiye'de pazarda bu ürünleri bulabilmeniz de gerekiyor.
Yurt dışında da çok konuşulan konular var. Farklı dünya çapında rehberler var. Türkiye'ye maalesef hepsini uyarlayamıyorsunuz. Türkiye'de pazarda bu ürünlerin gelip stoğunun bulunması gerekiyor. Desteğinin bulunması gerekiyor. O yüzden bizim Teknopat'ta yaptığımız her şey aslında Türkiye'de bulunabilir stoklar. Türkiye'ye bu mal gelecek mi? Biz gerçekten kullanıcılara bu rehberi yaparsak kullanıcılar bu rehberden yararlanabilecek mi mantığına dayalı? Evet. Yoksa sadece ilgi çekici olsun diye tutup da bunların hepsini farklı yerlerden toplayıp da yapabilirdik. Ama mesela Işıklar Amerika'dan geldi. Farklı bir ülkeden geldi. Türkiye'de satış yok. İncelemesini yapmadık. Evet. Çok nadir bazı ürünler var. O kadar heyecanlanıyoruz ki olsa da olmasa da incelemesini çekiyoruz ama özellikle o zaman belirtiyoruz. Oysa burada biraz daha pratik yararlanabilecek bir rehber yapmak amacımız. Dediğim gibi bunların hepsi Türkiye'den temin edilebilen ürünler şu an. Evet. Son olarak belleklerin DDR4 2666 MHz frekansında çalıştığını da belirtelim. Biz oyun sistemlerinde 3600 yok 4000 uçuyoruz gidiyoruz. Burada niye 2666? Yani Ali arada sunucuya bağlanıp oynanmak gibi niyetim varsa 3000 MHz takabiliriz. Oyun sunucusu kurmayacağımız için özetle RAM frekansına dayalı, çok yüksek miktarda RAM frekansına dayalı bir uygulamamız şu an bizim bilgimiz dahilinde yok. Sizin bildiğiniz bir özel uygulama varsa RAM frekanslarının sunucuda yüksek olmasından ekstra performans kazanımı sağlayan lütfen yorumlarda bildirin. Öğrenmekten memnuniyet duyarım. Gelecekte ona göre tasarlayacağız. Evet. Evet. Şimdi bu durumda Xeon işlemci kullanmadık. ECC bellek kullanmadık. Aslında klasik bir masaüstü işlemcisi. Klasik masaüstü RAM'leri kullandık. Üst seviyede kaliteli dayanıklı SSD'ler tercih ettik. Peki Recep, bütün bunları herhangi bir kasaya taksak. Ben şimdi piyasadan gitsem. Ucuz Yonga setli bir tane anakart alsam. En ucuzundan bir tane kasa alsam. Bir de PSU'yu da yapıştırırsam listenin en altına olmaz mı? Ali 7/24 çalışmasını garanti etmek biraz zor onun. Evet 3 sene sonra çalışacağını garanti etmek de zor. Genellikle 1 yıl sonra bu tür sistemlerin bir kısmının patladığına şahit oluyoruz. Son kullanıcıda 1 yılda patlayan sistem sunucuya koyup da yükü verdiğiniz zaman 6 ay bile dayanmaz. Bu işin açık net şeyi. Zaten veri merkezinin sahibi olsam da o kasayı dışarı çıkar. Buraya getirme çocuğum diye sokmam yani. O kadar ucuz bir şeyi getirdiğin zaman da veri merkezi için tehlike oluşturur. Doğru doğru. Veri merkezindeki diğer bilgisayarlar için tehlike. Yani bu durumda sağlam bir workstation iş istasyonu kabul ediliyor. Çünkü 7/24 çalışmak üzere tasarlanmış. Yine rek sunucu olduğu zaman buyurun efendim diye kırmızı halısını da serer. Veri merkezinde çok güzel insanlar var. Onlara gönderme selam yapıyorum bu noktada. Sadece bizim çalıştığımızı ziyaret ettiğimiz işin esprisi bir yana durum bu yani. Sağlam makine kullanmak zorundasın. Evet. Artık ne kaldı Ali? İşletim sistemini kuracağız. Evet. İşletim sistemini kurduğumuz zaman sunucu hazır olacak mı? Hayır. Bir ton ayar olacak. Evet ve aynı zamanda beklememiz gereken birkaç yazılımlar var. O yüzden sunucuyu hemen yakın zamanda devreye sokamayacağımızı belirtmemde fayda var. Ama aylar yıllar sonra siz bu videoyu izlerken o sunucu çalışıyor olacak. Hatta yıllarca hizmet sağlıyor olacak. Belki yarın öbür gün yanına daha güçlü bir sunucu eklenecek. O ikinci plana gelecek. Belki üçüncü sunucu olacak. Onu bilmiyoruz. Belki de kendisini tekrar üste çekeceğiz. Teknopat ofisinde sunucu olarak kullanacağız. Çünkü dediğim gibi videoları 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl sonra izleyen yorum yapanlar var Recep. Evet. 6 yıllık sistemin temizliğini yaptıktan sonra gelen izleyiciler var. 10 yıllık kasalara bakım yaparken gelenler var. İleride gelecekten izleyen halimize de şimdiden selam ederim. Bakalım sunucu iyi toplamış mıyız? Gelecekte kendimizde göreceğiz Recep. Evet öyle. Bu da bizim için güzel bir sınav olacak. Aynen öyle. Topladığımız ürünleri kullanırken biz de yaptığımız işlerin etkilerini hep hissediyoruz. Şimdi bu sunucuya zaman, emek ve genel olarak enerji olarak yatırım yaptıktan sonra maksimum almak istiyoruz. Umarım alabiliriz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Aynen öyle. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.